Elis yasaklaması tabii bu durumda da eğer Tıraş'ı yasaklarlarsa Zeki seçecekler. Zeki açık bırakırlarsa Talia'yı yasaklar. Frozen Talia'ından çok korkuyor herkes. Yalnız bu durumda şimdi Tresi seçilirse Zeki... Japone de çok iyi oynuyor. Ama Zeki bırakmak anlamına geliyor bu. Yani... Bakalım 1907 Fenerbahçe de burada bir seçim yapacakmış gibi duruyor. Kalista aldılar ilk seçimden. Bu bayağı tuhaf. Hele ki meta bu kadar yüksek savaş başlatma mekaniğine dayalı tanklara dönmüşken Kalista seçmek... Ya biraz da bunda tabii rakibin de etkisi var çünkü... Mii'nin çok fazla Kalista oynadığını biliyoruz. Kendine güvendiği, iyi oynayabildiği şu anda, hani morali bozukken bile iyi oynayabildiği tek şampiyon olduğunu da biliyoruz. Ama şu anda metada Kalista çok hızlı düşüyor. Gerçi savaş başlatma mekaniği çok yüksek olduğu için tercih ediliyor. Şimdi muhtemelen yanına Rakan alınacak. Rakan, Kalista çok iyi bir ikili. Ama işte mesela Maokai geldiği anda Kalista'nın etkisi çok düştü. Yani biraz evvel bir önceki maçta gördük. Karşıda Maokai, Gragas, Cho'Gath vesaire gibi hiper tanklar olduğu zaman Kalista resmen hiçbir işe yaramamaya başlıyor. Mu bir kere daha Sejuani alacak mı acaba? Şu ana kadarki Sejuani oyunuyla bayağı bir rakipleri canından bezdirmişti. Zeke hiç şey yok. Prim vermiyorlar bu arada iki tarafta. LeBlanc gelir mi acaba Frozen'dan? Bu kadar erken kör seçim zannetmiyorum. Zaten Frozen kontrol büyücülerini biraz daha fazla seviyor. Ama onun Jarvan geldi. Ya yani onun şampiyon havuzu o kadar geniş ki okyanusu diyelim. Hiçbir şey fark etmiyor. Şimdi Jarvan'ı tabii Maokai'nin bu arada üst koridora mı ormana mı gideceğini bilmiyoruz. İki tarafta da çöküyor. Çünkü artık ormanda yani orman özelliği değişmedi ama fidelerini çalıya bıraktığı zaman o çalıdan çok daha güçlenerek çıkıyorlar. Çok da büyük etkili oluyor. Bu arada orman Tristana geldi karşılığında. Mesela Tristana, Kalista oyun ilerledikçe Tristana'nın lehine hızla değişecek bir eşleşme. Tabii yani şampiyon özellikleri bir tarafa oynamak önemli oldu ama şu ana kadar Galacticos'un kompozisyonu çok daha iyi gidiyor. Öyle söyleyelim. Yasaklamalar geliyor. Victor yasaklaması geldi. Ben Galacticos cebesinin Rakan'ı da yasaklayacağını düşünüyorum. Rakan çok önemli çünkü şu anda. Evet, Kalista Jax. Rakan zaten çok hani dünyanın her tarafında artık kullanılmaya başlanan ve çok güçlü olduğu kanıtlanan bir ikili. Jax yasaklaması... Rakan'ı yasaklamazsa başı çok kötü belaya girecek Galacticos'un ama... Yani 1907 Fenerbahçe'nin buradaki hedefi Marshall'ın tek başına taşıyabileceği şampiyonları yasaklamakmış gibi görünüyor. Evet. Thresh de tabii bu arada Kalista'nın en sevdiği ortaklarından biri de Thresh'tir. Evet, bu ama yasaklama... Rakan hala kaldı. Evet. Belki de Galacticos alabilir Rakan'ı bu olabilir, arada. Olabilir, doğru. Çünkü Rogusama'nın da çok iyi oynadığı şampiyonlardan bir tanesi kendisi. Son yasaklama 5 saniye var. Ve Tarik. Ne diyorsun Tarik yasaklamasına? Bence çok iyi çünkü son dönemde görüyoruz görkemli zafer almış bir Maokai'yi Tarik ultisinde üzerine alıp Allah 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 diye koşturuyor rakibin üzerine ve kesinlikle olsa savaş başlama mekaniğinden çıkamıyorsunuz. Kuzey Amerika şu anda biraz metayı belirleyen taraf ve bunu çok fazla oynadıklarını gördük. Buradan kaçınmak lazım. Marshall tabii koridorda çok daha baskın olmak istiyor. Onun amacı koridor... kendi kişisel özelliklerini koridora yansıtmak. Taldrin'in de çok sevdiği Renekton'u kilitledi. Bu arada Aurelion Sol geliyor Frozen'dan. Oo, bak bunu beklemiyorduk işte. Bunu beklemiyorduk. Aurelion Sol'u direkt kilitledi Frozen. Ve bu arada Mean de gösterdi aslında. Hani Aurelion Sol seçeceğinizi biliyoruz tarzında bir gösteriş yaptı orada. Aklına gelen başına geldi Galacticos. Aurelion Sol tabii şöyle bir şampiyon. İyi oynanırsa paramparça eder. Frozen'da genelde iyi oynadığını biliyoruz. Braum'u da seçti. Braum, evet. Kalista da yine iyi bir ikili. Braum herkesle ya. Braum'un evet. Kötü olduğu bir ikili mi var ya? Ama yani Rakan'ın pek yüzüne bakmadılar. Savaş başlatma mekaniklerini yeterli görüyorlar anladığım kadarıyla. Zaten Jarvan var, Sejuani var. Biraz daha tankla... Evet. Yani biraz daha Taldrin dedim. Biraz daha Pedin'in önünde duracak şampiyonlara ihtiyaçları var. Sejuani full tank gidecek ama galiba Taldrin yarı tank hatta evet. Şey gidecek Jarvan'a. Bu arada karşında Trundle geldi. Trundle destek göreceğiz. Rogusama. Ki bir dönem Rogusama'nın bayağı sevdiği bir şampiyondu. Bence Trundle destek zaten metada çok hızlı yükselecektir. Bu kadar tanklaşma varken desteğe Trundle almak çok daha iyi bir fikir olacak gibi geliyor bana. Yakın zamanda dünya genelinde Trundle desteğin arttığını görürüz.
Koridoru kazanmak için Renekton seçimi yapıldı ama bu tabii oyunun geç aşaması için biraz daha problemli. Ama geç aşamada nişancılar konusunda esas fark Galacticos'ta. Tabii bunlar kompozisyonun teknik tarafları. Uygulama anlamında 1907 Fenerbahçe'nin çok daha iyi uyguladığını görüyoruz çoğu zaman. Evet. Ya bu sezonun yani yaz mevsimi itibariyle Fenerbahçe ile Galacticos arasında bayağı ciddi bir uçurum var. Kesinlikle ve iki takımın kompozisyonuna baktığında aslında ikisi de çok benzer kompozisyonlar. Yani hiç fark yok neredeyse şampiyonların ismi dışında. Orta koridorlar farklı çok yani şöyle. Evet ama hani yani orta koridorda yetenek gücü büyücüsü olan nişancısına biraz çıkaracağı hasara bakan ve 3 tane tanklardan çok fazla hasar beklemeyen ama üst koridorda da biraz hani böyle taşıma kapasitesi olan tanklar alan, off tank alan bir kompozisyon görüyoruz iki taraftan Bu zaten standart League of Legends kompozisyonu ama orta koridorlar birbirinden çok çok farklı iki şampiyon. Evet. Yani dağlar kadar fark var. İki orta koridor şampiyonu arasında. Ya, artı nişancılar arasında ikisi de hareketli nişancılar nitekim. Ama oyundaki etkileri de çok farklı oluyor. Kesinlikle. Mesela Shoshin'den örnek vereceğim. Shoshin ligden ayrılmadan önce bir hafta Aurelion solo oynamıştı ve daha dördüncü seviyeyken alt koridora baskın yaparak rakibi gafil avlamıştı. Frozen'dan da benzer hareketler görebiliriz. Çünkü Aurelion solo özellikle bir orta koridor şampiyonu olmasına rağmen ormancıdan hızlı baskın atabilen bir şampiyon. Peki dünyanın en iyi Aurelion solo oyuncusu kim? Huhi. Şimdi sen Shoshin'den örnek verdin. Ben sana Ben hani ligimizden tanıdık bir örnek vereyim. CLG'nin Huhi'sinden örnek vereyim. CLG Huhi birinci seviyede alt koridora baskın yapıp skor aldı. Şeyden çünkü o pasifi sayesinde koridoru anında itebiliyor. İlk minyon dalgasını itip anında alt koridorda millet takas yaparken alt koridora gelip skor aldı. Ve yani CLG Huhi yapıyorsa doğrudur. Çünkü Aurelion Sol'un evet. Büyük ustası. Ya Aurelion Sol dünyayı öğreten adam diyebiliriz ama. Aynen ve bütün dünyada kabul ediyor onun dünyanın en iyi Aurelion Sol oyuncusu olduğunu. İşin komiği de Huhi aslında kendi liginde bile ilk 5'e giremeyen bir orta koridor oyuncusuyken Aurelion Sol'la yaptıkları ve bu sene kendini geliştirmesiyle şu an en iyi 3 arasında görülüyor. Bu sezon muazzam. Hele yaz mevsiminde muazzam. Yaz mevsiminde mükemmel oynuyor zaten. Yani CLG'nin başarısının 1 numaralı mimarı o şu anda. Aynen öyle. Neyse biz CLG'den dönelim çünkü Scarlett de burada yok hazır. O şimdi burada olsaydı susmazdı. Maça geri dönelim. 1907 Fenerbahçe mavi tarafta başlıyor mücadeleye ve Galacticos buradan artık puan çıkarmak istiyor. Tabii Aurelion Sol genelde profesyonel arenada hatta tek dereceli de fazla oynanmadığı için genelde rakip... Aa bu arada bir başka Kuzey Amerika taktiği mi deneyecekler? Yok deneyecekler. Yok deneyecekler. Deneyecekler evet. Evet. Bu da harika bir taktik. Bunu da geçtiğimiz hafta Kuzey Amerika'da gördük. Şimdi... Avrupa'da gördük. Vander yaptı. Ha Vander mi yaptı? Özür dilerim evet. Avrupa'da. Şimdi kendisi kendi kırmızısına gidecek Koma. O kırmızısını alırken alt koridoru maviye alacak. Maviyi sonuna kadar getirecekler. Bu arada kırmızıya bile gitmesi direkt şey. Sonuna kadar alacaklar. En son canı yüzün altına indikten sonra fideye bırakacaklar. Çalıya çekip fideye bırakacaklar. Biz ona kedi diyelim mi ya? Fide demeyelim bu. Ama fide ya. Ama kedi o ve ya. Ve fideye bırakacaklar. Böylece mavi güçlendirme bu oo, mesela. Bitti süresi bitti. Yapamadılar süresi yapamadılar. Bitti. Beceremediler. O kadar anlattın, o kadar uğraştın, ettin ama olmadı. Yalnız bunu işte yeterince prova etmezsen, yeterince hazırlamazsan, zamanlamayı yapamazsan bu olur. Ne oldu? Alt koridor zaman kaybettiği, can kaybettiğiyle kaldı. Normalde bu alt koridor ormancıya büyük bir avantaj veriyordu. Ormancıya avantaj verelim derken kendi koridorlarını rezil ettiler. Ama burada hata Min ve Rogusama'da değil, burada hata Koma'da. Ya süreyi daha iyi ayarlamaları kesin. Gerekiyordu. Yani Koma'nın biraz daha geç bırakması gerekiyor. Evet. Bir de yanlış bilmiyorsam o taktikte iki tane bırakmıştı Mavi'yi. Evet, yanlış tane. Hatırlıyor olabilirim ama iki tane bıraktığını görmüştüm. İki tane bırakmıştı. Koma bir tane bıraktı burada. Evet. Belli ki sadece seyretmişler ama hiç prova etmemişler. Ben onu anladım bu işten. Ya bu güzel oluyormuş deyip deneyelim demişler. Deneyelim bir daha bunun zamanlaması var. O koordinasyonu var. Böyle söylediğinde abi yapalım diyeceği olacak iş değil ki. Ve tabii şimdi arada, koridorda çok geride kalacaklar. Aynen zaten çok can kaybettiler vesaire hiçbir takas. Gerçi niyetleri de yoktu onlar zaten defansif oynayacaktı da. Ya bu planı yaptınız bari hani iyi uygulasanız gerçekten çok büyük avantaj sağlıyor iyi uygulandığı zaman çünkü. Bu arada Mareşal şimdiden sinirlenmiş gibi duruyor. Marshall sürekli olarak böyle sert bir surat ifadesiyle durduğu için. Ama Marshall'ın şeyi evet, o ya. Normal hali o zaten normal de. Hali o. Yani... Sinirlenmese de bir ya şey mimikleri biraz onun sert. Bu arada yalnız burada Frozen çok zor durumda kaldı ama son anda orada Sauce Perfect'i durdurmayı başarıyor.
felaket yıldızını kullandı ve durdurmak için. Bu arada tabii Aurelion Sol ile ilgili şöyle bir genelde problem oluyor. Çok teknik derecede bir şeyde görmüyoruz. Bu arada bir kere daha takasa giriyor Paddle ile Japone burada ama takastan geride çıkan onlar oldu. Japone'nin kapı gibisi yoktu çünkü o sırada. O zaman takasa girmeleri büyük hata tabii. Evet. Esas problem rakipler genelde Aurelion Sol'e karşı nasıl oynayacaklarını ya unutuyorlar ya bilmiyorlar. Alışkanlık kaybetmiş durumdalar. Aurelion Sol'ün belli bir mesafesinde hiç durmamak lazım. Ya içine gireceksin ya çok daha uzak duracaksın. Evet ama burada hasarı yiyen Aurelion Sol oldu. Çünkü Sol Prefect harika oynadı orayı. Frozen da açıkçası bayağı kötü oynadı. Yani biz genelde Frozen'ın kötü oynamasına alışkın değiliz ama orayı bayağı eline yüzüne bulaştırdı Frozen. Evet bu arada üst koridora bir baskın geliyor şimdi ve ilk baskını yukarı yapacak Koma. Koma direkt olarak geldi buraya bu arada. Kulenin altına hemen girmenin peşindeler. Yalnız kuleyi şu anda Koma tanklıyor. Koma'nın uzaklaşması gerek. Bu seviyede kule altına girmek çok da akıllıca değil diyebiliriz. Marshall tekrar yaklaşıyor oraya. Tal'Dorei'nin Koma'ya hasar vermeye devam ediyor. Marshall şimdi kendi tanklayacak kuleyi ama Frozen yetişti buraya. İlk kan Marshall'da ama iki kan birden alıyor burada Frozen. Frozen çok iyi yetişti. İki skor birden aldı. Yalnız Frozen evet çok iyi yetişti. Aurelion Sol'un en büyük özelliklerinden biri de zaten bütün haritayı bir ormancıdan daha fazla kat edebilmesi, bir yapının üzerine uçabilmesi. Ama burada başarının %90'ı Tal'Dorei'nin. Tal'Dorei'nin harika oynadı orayı. Galacticos kötü bir dive, yani kötü bir kule altı yaptı. İyi bir kule altı yapmadı ama Tal'Dorei'nin harika dengeledi. Böylece 2'ye 1 bir değişimde avantaj çıkan Fenerbahçe oldu. Ama yani karşıda Aurelion Sol gibi mobil bir şampiyon varken de bunu yapmak gerçekten biraz hataydı diyebiliriz. Şimdi felaket yıldızı geldi. Move da oraya geldi. Anında arındırını kullanıyor Sol Prefect. Arındır almanın yararını gördü. Sıçrayı kullanmaya gerek bile duymadı. Ama Frozen bu arada bir kara mühür ve bir bot almış. Müsibetix'in bütün yüklerini harcamış Frozen. Bu manayı yine de bitirmiş. Frozen Marshall bayağı Aurelion Sol konusunda... Evet bu arada Frozen yukarı geliyor. Tal'Dorei'nin birebir de alacak bu skoru neredeyse ama. Frozen'a bıraktı yani Frozen'a hediye etti. Alacaktı kendi zaten. Abicim bu Frozen Türkiye'ye iyi alışmış ya. KS'ye başlamış ya. Eskiden ne güzel. Takıma yardımcı oluyordu. İyiden iyiye böyle skor çalar hale gelmiş. Bu da, Türk yaptık biz bunu ya. Bu arada az önceki pozisyonu tekrar izliyoruz. Tal'Dorei'nin burada sancak kombosunu atma anı harika. 2-2 birden havalandırıyor. Burada kazanılacak bir saniye bile o kadar önemli ki. Çünkü kaleye kule bir tane daha vurduğu zaman Koma'dan savaşı lehine döndürmüştü. Zaten Frozen geliyor olmuştur. Zaten Koma düşeceğini anladı. Bari bir skor alalım diye sıçrayı atıyor. Yoksa evet. İki skoru birden alacaklar. Tal'Dorei yalnız mükemmel oynamış gerçekten. Yalnız şimdi Koma Frozen'ı yakaladı. Frozen sıçrayı kaçırdı. Kimi övsek bir dakika yaşıyor. Yok Frozen'ı övmüyoruz ki. Bugün Frozen bugün baya baya kötü oynuyor yani. Baya kötü oynuyor. Şaka bir yana. Yok yok biz onu Türk yapmışız ya tamam. Burada Koma'nın gelişi ve Frozen'ın sıçrayı kaçırışı bir anda Sol Prefect'e avantaj olarak geri döndü. Ama esas bu önemli bir avantaj yakalamış durumda. Seviye avantajı da var. Mion avantajı da var. Move'u pek görmedik. Bir orta koridorda arındır alırken gördük. Çok daha orman kamplarına odaklı ve çok daha etkili bir performans. Bu arada Marshall şimdi 6. seviye Tal'Dorei'nin üzerine gidiyor. Tal'Dorei'nin hem ultisi hem sıçrası var. Burada bakalım ne zaman kullanacak. Kullanamadı komboyu, sıçrayı kullandı. Çıkamayacak buradan Tal'Dorei'nin. Kendini öldürdü bu sefer. Marshall burada skoru alıyor rakibinin hatasını değerlendirip. Ama Renekton... Tal'Dorei'nin orada mesafeyi ayarlayamadı ve komboyu kaçırdı. Komboyu kaçırdı. Artı Ağırkan'a karşı Tiamat. Ağırkan çok büyük avantaj. Alt koridorda da takaslar devam ediyor. Yalnız oyun baştan aşağı Galacticos'un istediği çatışma ağırlıklı bir karşılaşma şu ana kadar. Bu Galacticos'un işine girdi. Yalnız alt koridorda Paddon'un ilk seviyede o ormanda yaptıkları hatanın da bir payı olsa gerek ama... Şu an 25 milyon geri düşmüş durumda. Yani 25 evet. Milyon bir skordan fazla altın aynen veriyor. Aynen bir skordan fazla avantaj yakalamış durumda Paddon. Bu arada farkında değil zaman Move da önemli bir avantaj yakalamış evet durumda. Ve Move'un üstüne gittiler az önce. Sonra vazgeçtiler. Bıraktılar. Move şimdi bedavadan burada mavi güçlendirmeyi alıyor. Çünkü Galacticos'un makro oyunu gerçekten çok zayıf. Onlar iyi çatışma arıyorlar sadece. Ha o çatışmadan sonra bir şey elde edersen ne hala ama kolay değil. Bu arada Move o çalıda totemleri de var. Frozen da 6. seviye. Ama Sol Prefect bu tip konularda bayağı tecrübeli evet ve temkinli de oynamayı aynen biliyor.
Ama şu an biraz ileride. İşte şu an uzaktan gelecek bir Sejuani ultisi. Gerçi Frozen'ın, özür diliyorum, Soul Surfect'in sıçrası vardı erken. Soul Surfect çok iyi kaçtı. Hem felaket yıldızından hem de Sejuani ultisinden çıkıyor. Koma şimdi arada yakalandı taldırına. Frozen ve Move geliyor oraya. Koma'nın işi oldukça zor. Japone ile birebir yapan bir Soul Surfect var. Arka tarafta Koma öldü. Japone de buradan çıktı. Ve Koma sıçrası olduğu halde burada kaçamıyor. Kime niyet, kime kısmet diyoruz bu arada? Orta koridor Soul Surfect'e niyetlenmişlerdi. Koma'yı aldılar. Yani orada Koma bana çok net Soul Surfect'e doğru kaçabilirmiş gibi geldi ama sıçrası mı gelmemişti acaba? Tam %100 emin değilim. O bence Soul Surfect'in işini kolaylığı için Doğan'ın hükmünü atıp kaçacaktı fakat Doğan'ın hükmünü attıktan sonra kaçamadı. Kendi de kaçamadı. Evet. Bu arada Doğan'ın hükmüne karşı Doğu çok doğru oynadı Fenerbahçe cephesi. Sıralandılar. Yani arka arkaya sıralanmanız lazım. Çünkü yan yana durursanız o kökler herkesi yakalayabilir ama bir kök en öndekini yakaladıktan sonra devam etmiyor. Bu arada yine felaket yıldızı geldi ama Soul Surfect'in burada tabii arındırı var. Frozen vurmaya devam ediyor. Ultisini dağıttı. Şimdi arındır geliyor. Soul Surfect son ana kadar tuttu o arındırı. Tuttu tutmasa da 200 cana da indi. Felaket yıldızı onun felaketi olacaktı az daha. %106 bir Fenerbahçe üstü, %97 Fenerbahçe üstünlüğü var. Bu arada rejimizden de bilgi geldi. Koma'nın orada sıçrası ölmeden 3 saniye önce gelmiş. Yani kaçabilirmiş aslında sıçratıp Soul Surfect'e doğru ama tercih etmemiş olabilir. Ya da zaten öleceğini düşünmüş olabilir sıçratsa da. Çünkü Fenerbahçe cephesinde de bayağı bir sıçra duruyor şu anda. Ya şu anda da Koma'nın biraz daha aktif olması, biraz daha oyunda karşı ormanda yakalanmaması gereken dakikalardayız aslında ama o yakalanmaya devam ediyor. Moe geliyor öteki taraftan. Rogue da geliyor gerçi ultisini kullandı. Koma şimdi yakaladıkları isim Japone ama orada sadece Rogue var. Arkadan Frozen felaket yıldızıyla geliyor. Sersemleyen bir Koma ama Frozen takip etmek istemedi. Arkadan gelen Galacticus oyuncularını görünce. Çünkü esas kritik isim Mean geldi oraya. Pedin ise çok uzaktaydı. Nişancı orada çok büyük fark yaratır tabii. Marshall da burada yavaş yavaş öne geçmeye çalışıyor. Şu anda 2 skoru var onun ama Taldrin'in de 4 asisti var. Ama Renekton'un koridorda daha etkili olması normal. Evet. Jarvan da takım savaşlarında biraz daha etkili olacak. Ki şu ana kadar gösterdi o etkisini zaten Taldrin. Gerek kule altında yaptığı hareket, gerek az önce nehirde yaptığı hareket olsun. Frozen burada milyonları da kaçırmadı ve farkı da 19 milyona kadar çıkartmış oldu. 19 milyon işte yaklaşık olarak bir skora çok çok yakın. 286 civarı bir şey veriyor eğer arada kuşatma milyonu yoksa. Orada da Koma alt koridora gelmeye niyetlenmişti ama Pedin agresif oynayınca ve çok fazla minyon birikince Koma burada bir avantaj olmayacağını düşündü. Yaptığı baskının dezavantaj olarak dönebileceğini düşündü. Moe çok rahat. O mavi güçlendirmeyi de çaldıktan sonra zaten Koma'ya olan üstünlüğünü kabul ettirdi. Hextech GLP 800'ü bitirdi bu arada Frozen. Evet, Frozen'ın bu eşyayı bitirmiş olması da onun rakiplerine çok daha yakın durabilmesini sağlayacak tabii onları yavaşlatabildiği için. Ya bayağı bir yavaşlatması olacak. Arada Moe geçerken bulut ejderini de alıyor. Ya Moe zaten ormanda bir şey bırakmadı. Çünkü Galacticus'un genel makro stratejisi çok problemli olduğu için pek rakip ormancının yolunu veya global objektiflerin takibini pek yapmıyorlar. Onlar daha çatışma seviyor. Moe da gülü oynaya ejderi aldı. Koma da şu an hala güçlenmeye çalışıyor. Bayağı zor durumda kaldı aslında. Pedin ve Japone üstünlüklerini arttırdıkça arttırıyorlar. Ya şu an 143'e 106 milyon yani. Bu dakikada kabul edilemez bir fark bu.
İnanılmaz gerçekten. Tamam ilk seviyede büyük bir hatayı kurtulabilir ama... Böyle fazla. Bu arada ilk kule altını... Galaktikos cephesine gidecek galiba. Burada güzel bir rotasyon ve ilk kule altını geldi. Burayı... İyi yüklendiler oraya ve ilk kule altını aldılar. Ama genel toplamda Fenerbahçe daha fazla... Hani ilk kule altını bonusu aldılar ama... Daha fazla kaynak anlamında daha fazla kaynak anlamında hep Fenerbahçe oluyor. Şu an Fenerbahçe'de ikinci kulesine doğru yol alıyor aşağıdan. Artı... Yani ormanda istediği gibi hareket ediyor Move. Rakip ormanda. Ya 15 dakika geride kaldı. Tamam altın farkı 2000 çok fazla değil belki ama... Fenerbahçe öyle bir hakimiyet kurdu ki bu 15 dakikada. Gerçekten şurada yaptıkları hani ders niteliğinde birazcık. Burada oynadıkları makro oyun, haritada yaptıkları rotasyonlar. Bir tek ilk kule altını verdiler onu söyleyelim. Orayı Galactus en azından bir hedefi gözüne kesmişti. Onu aldı. Fakat onu almaları diğer şeyleri kaybetmelerinin de bir sebebi oldu diyebiliriz. Yalnız oyun böyle sakin giderse Tristana Kalisa'dan çok evet. Daha güçlü olacak. Ve yani Fenerbahçe ne yaparsa yapsın o Tristana güle oynaya Kalisa'yı paramparça edecek. Yani daha doğrusu Kalisa'nın etkisini paramparça edecek. Ama Pedal'ın da şu sıralar Kalisa'ya çok alışkın olduğunu biliyoruz. Çok iyi pozisyon alabildiğini biliyoruz Kalisa'yla. Yani etkisini gösterebilen bir oyuncu. Özellikle belki de ligimizde en iyi Kalisa oyuncusu diyebiliriz son iki haftadaki. En azından son iki hafta için konuşmak gerekirse. O yüzden Fenerbahçe'de Pedin'e olan güvenini ilk seçimde Kalista olarak gösterdi birazcık. Evet. Ya onun üzerine kompozisyon yapmışlar ama... oyunu hızlı oynamak lazım Kalista'yla. Tabii Rubelius'u da unutmamak lazım. Rubelius bu arada Marshall'ı da unutmamak lazım. Çünkü burada ölüyor derken... Hayır, unuttuk. Anılarımızda yaşayacak. Hoşça kal Marshall. Arka tarafta bir savaş daha çıkmış. Üst koridorda. Burada şimdi Min rakibin üzerine atladı. Pedden'ın üzerine uçtu. Şimdi oradan gelen bir koma var. Koma. Pedden'a doğru gitse de Pedden yine çok iyi pozisyon alıyor burada ve çıkmayı başarıyor. Sıçrasını bile harcamak zorunda kalmadı burada. Çok iyi kayıtladı. Kalisa'nın en önemli özelliklerinden biri geriye doğru kaçarak oynayabilmesi. Bu arada yalnız Taldrin'in de orta koridora mı gideyim, ne yapayım diye düşünürken fırsatı kaçırdı. Ayrı evet. Getirip o kuleyi çok daha rahat alabilirdi yukarıda takım arkadaşları işi götür idare ederken. Fakat hiçbir şey yapamadı Taldrin orada. Ama Frozen kendi başına başka bir işi bitirdi. Orta koridor kulesini almayı başardı. Eğer Taldrin de koordine olabilseydi ikinci kuleyi de alacaklardı alt koridorda. Evet. Yalnız ışınlan geliyor şimdi arka tarafa. Şimdi burada Rogue ve Min. Min bir kere daha rakibin üzerine atlıyor. Pedden çok önde kaldı. Marshall buraya yetişebilecek mi bakalım. Sersemleyen bir Min var. Kaçırdı Pedden orada mızrağını. Arka taraftan şimdi Rogue'un sıçrattığını görüyoruz. Marshall arada yakalandı. Sauce Perfect geliyor ama Marshall'ı kaybedecekler. Hayır Marshall ölmedi. Ve Sauce Perfect Pedden'ı öldürüyor. Taldrin tek kaldı. Min arkadan vurmaya devam ediyor. Sauce Perfect ilaç gibi yetişti buraya. Japone gel buraya. Onu da aldılar. Move ve Frozen zor durumda ama Frozen inanılmaz bir felaket yıldızı bu felaket bakalım gelecek mi Galacticos'a? Çok Frozen'ı yakaladılar ama Frozen tek başına kaldı orada. Frozen'ı da alıyorlar. Arka arkaya skorlar Galacticos'tan. Fenerbahçe ya, burada eksik savaş yapmanın cezasını çok kötü çekti. Aynen öyle yani rakibe saygı duymazsanız cezasını görürsünüz. Eksik savaş yapacak şey diyor. Aurelion Sol çok uzaktaydı. Aurelion Sol'e gelene kadar işten çoktan geçmişti. Aurelion Sol geldi bir de ekstra skoru vermiş oldu böylece. Fakat Fenerbahçe orada eksikken hani kaybedeceği parçayı kaybedip işte kim yakalanmıştı? Japonya'yı mı kaybedecek? En başta Japonya yakalandı evet. Yani Japonya'yı mı kaybedecek? Bırakıp çıkması lazım. Eksik savaşmaya kalkmak sonuçları böyle. Orada Move'un ultisi var ve kovalamaya niyetli gözüküyor ama arkasından gelen kimse yok. O da zaten kovalamaya niyetli değilmiş. Orta koridora gitti. Ya bu arada orada ufak da bir mekanik hata var. Kalista mızrağını kaçırınca Mine'i öldüremedi. Mine'i öldüremeyince kendisi önde yakalandı.
Yani belki Paddon o skoru alabilse her şey tersine dönecekti. Aa, o skoru almış olsa bile ve her şeyi mekanik olarak da muazzam yapıp savaşı kazanmış olsa bile bu savaşı yapmamaları gerekiyor. İyi yapıp başarı kazanabilirsin ama önemli olan karar doğru olmalı. Şimdi şurada 3'e 2'ler, 3'e 2'ler. Tam burada. Min bakıyor çıkamayacağını düşünüyor. Taldin de daha Taldin de geldiğini düşünüyor. Orada mızrağı kaçırınca savaş bitiyor. Fakat bundan sonra Marshall'ı düşürmek üzereler. Tabii şey sıfırlanmadığı için sos büfek geliyor, paramparça ediyor. Jeremy Sök sıfırlanmadığı için ilk seferinde evet. Marshall'ı düşüremiyorlar. Ondan sonra savaştan çıkmaları lazım. Buradan sonra artık savaştan tamamen Frozen'ın artık gelmemesi lazım. Ya bugün de Frozen'ın kapa nereye gitmişse yani tam şey bizim ligimize zaten Türk Türk fiyastasına ayak uydurmuş mu diyecektim. Türk sunucudan ayak uydurmuş gibi. Türk fiyastasına zaten Türk yemeklerini falan çok seviyor biliyoruz. Bayağı ayak uydurmuş. Ya biraz artık Galacticos'un oyun tarzından ayak uydurmuş gibi duruyor daha doğrusu. Doğru. Burada çünkü yani baktığın zaman aslında en dengeli oynayan takım Fenerbahçe bu ligde. Şu ana kadar öyle. Ve denge dediğimiz zaman takımın lideri olan Frozen da harika işler yapıyor tamam da bugün kafa başka yerde Frozen. Ona rağmen takım arkadaşlarının da yardımıyla 5-2-0 oynamaya devam ediyor. Bu arada Fenerbahçe hala önde, hala bin altın öndeler, hala kontrol onlarda, hala iki ejder onlarda, her ne kadar Bulut ve Orkyanus da olsa da. Ama doğal olarak ya bu iki takımın ligdeki yerlerini düşündüğümüz zaman Fenerbahçe'den biraz daha üstün, hani üstünü geçtim, hani üstün olmak zorunda değilsiniz. Bugün iyi bir gün olabilir Galatasaray. Daha iyi değil ama daha doğru oynamasını beklemek hakkı Fenerbahçe'nin ya da Fenerbahçe'yi izleyen herkesin. Çünkü Fenerbahçe şu ana kadar doğru oynayacağını göstererek buralara geldi. Biraz şeydeler, sağ sol dağılmış. Saç baş dağınık biraz. Evet tabii aslında Bulut ve Okyanus ejderi çok büyük bir avantaj gibi görünmese de Bulut ejderi özellikle Frozen'a büyük bir avantaj. Çünkü orada felaket yıldızını çok hızlı getirme ihtimali var bir tane daha çıkarsa. Ben Bulut'u zaten pek çok kişinin aksine oldukça olumlu buluyorum. Ooo yalnız bu sefer daha mı fazla vurdu bu ya? Bayağı bir vurdu çünkü. Her ne kadar kuleyi alamasalar da alacak mı? Hayır. Son anda kitle kontrol geldi. Oradan bir de ulti geliyor arka taraftan. Alamet vurabilecek mi? Alamet son vuruş son anda. Son anda arkadan orada uzun menzilli minyon vurdu. Yalnız bu Galacticos bu kuşatmayı kahraman da, minyon. Galacticos bu kuşatmayı da felaket yaptı. Yani alametle birlikte biraz daha yakın durabilirlerdi. Hatta pek yani iyi takımlar genelde alameti bir kule alıp diğer kuleyi de ciddi anlamda zorlamak üzerine için kullanırlar. Kuşatmayı beraberinde yaparak. Ama ve iyi aldılar ve aradaki altın farkı dengelendi neredeyse. 500 altın gibi bir fark var. Evet şu an ejder farkı dışında ve 500 altın fark dışında çok bir fark yok arada. Minyonlara baktığımızda da aslında Marshall'ın Taldrin'le eşit olduğunu görüyoruz ama nişancılar arasındaki fark inanılmaz. Frozen'da yine benzer yaklaşık bir farkı Sos Perfect'e atmış durumda. Nişancılar arasındaki fark yani saçmalık durumda. Evet. 55 minyon. Ya iki skor fark demek ya şu an. 3'e yakın ya. 3 at. Ya 3'e yakın baya. Bu arada Marshall ve Taldrin bir kere daha birebir yapıyorlar ama burada uçarak gelen bir yıldızların hakimi var. Frozen yetişti buraya. Skor da Taldrin'e kaldı bu sefer de. Frozen taldırını bırakıyor. Koma şimdi orada savaş kovalıyor ama Koma ne Japone'ye ne de Move'a gitti. Move bakalım burada bir savaş başlatmayı düşünecek mi? Yan tarafta Koma da fidelerini biriktiriyor ama yani şu anda zaten orta koridorda bu kadar ileride bir savaş başlatmak da çok mantıklı olmazdı. Baktığımız zaman Paddon da çok uzakta. Taldrin'in hareket ettirmede. Fenerbahçe yavaş yavaş boğmaya başladı rakibi. Evet. Biraz daha artık kuşatma yapacakları dakikalara geldiler. Ki Fenerbahçe rakibini kötü pozisyonda bırakıp Baron'u almayı da çok iyi başaran bir takım. Zaman zaman yalnız onlarda da şey hastalığı var. Evet. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz bari Baron'a girelim. 30'dan itibaren başlıyor biraz. Aynen. Yalnız Rylai'li bir Aurelion Sol sabaha kadar takip eder adamı. Bir de GLP 800 var zaten. Evet. O da tuttu mu öf diyorum. Yani yavaşlatıp bitiriyorlar. 50 hareket hızıyla nereye kaçacak? Marshall
ayrı kittirme yapmak istiyordu ama şu ana kadar daha alt koridorun orta çizgisini geçebildiğini göremedik. Ayrığını geçtim, ittiremedi ki pek. Kırmızı takımın kulesi yerle bir oldu. Bir kule daha gitti. 1907 Fenerbahçe yukarıdan Frozen'la beraber aldı bu kuleyi. Rahat bir kule oldu onlar için ve bu arada az önce 1000 olan altın farkı da 3000'e çıktı bir anda. Yani 3000'e yaklaşıyor. Şu anda 2600 altın fark var. Tabii oyun oldukça yavaşladı. Galacticos da kendisinin avantajını olduğunu bildiği için oyunu yavaşlatıyor ister istemez. Aynen öyle ama Fenerbahçe'nin gazdan ayağını çekmemesi lazım. Şu an Fenerbahçe de gazdan biraz dediğin gibi ayağını çekmiş gibi duruyor aslında. Onlar da çok bir şey aramıyorlar. Muhtemelen daha ejderini bekliyorlar. Yani 1 dakika 20 saniye gibi bir süre var daha ejderine. 1 dakika daha Galacticos'un yavaş yavaş oynamasına izin vereceklermiş gibi duruyor ki sıçra geldi komadan, o nasıl bir sıçra? Frozen'ı yakalamak istiyor. Ulti de geldi ama Frozen çok hızlı. Yani nasıl yakalayacaksın ki? Ya Doğan'ın hükmü gerçekten iyi bir alan kontrolü sağlayan yetenek ama yani bu biraz hayli iyimser. Kuzey Amerika esintileri oldu diyelim mi biz buna? Vallahi Kuzey Antarktika şey Kuzey Kutbu esintileri oldu bence yani. Ya sıç. Ya, ultini, ve hani komanın ultini tutma ihtimali çok düşük. Doğan Nokmü'nün çok mesafe var. Çünkü o mesafeden gördüğün zaman çok yavaş geldiğin kaçabiliyorsun. Fakat esas o sıçra niye? Ya ki Maokai'nin sıçrası bazı savaşlarda en önemli sihirdar büyüsü yani. Bu arada mavi güçlendirmeyi de teslim ettiler Frozen'a. Aradaki altın farkı 2000'in biraz üzerinde. Çok kısa bir süre sonra bir savaş göreceğiz gibi geliyor bana. Çünkü iki takımdan ne yapacağını bilmediği için aram olarak ortaya toplanmış durumda. Bu arada Mu bayağı ters bir yerden geldi. Orada sonra fark etti ne kadar ters bir yerden geldiğini ve vazgeçti. Yalnız şimdi 1907 Fenerbahçe burada savaş çıkarmak istiyormuş gibi duruyor ki ellerinde Frozen gibi uzaktan savaş başlatabilen şampiyona sahip bir isim var. Origin Soul bayağı uzun mesafelerde ona savaşı başlatabilme kapasitesine sahip. Şimdi yalnız zor durumda mı kalacak? Yine ultisini kullandı Koma. Koma'nın ultisi ışık hızında ilerliyor adeta. Yerine sabitlenen bir move var ama yeterli değil. Mavi takım ejderhayı katletti yazısı ekranda belirdi ve bu mavi takım 1907 Fenerbahçe bir kere daha ejderhayı çok rahat alıyor Fenerbahçe ve buradaki ejderha da dağ ejderi olduğu için onlara hem kuşatmada hem baronda çok büyük avantaj sağlayacak. Çalıda 4 kişi üste dönüyorlardı. Vazgeçtiler şimdi savaş mı arayacak acaba Galacticos? Marshall hala geri dönmenin peşinde ama Marshall'ın ışınlanımı var, o geri gelebilir istediği zaman. İstediği çatışmayı bulduğu zaman Galacticos asla geri adım atmaz. Evet, aynen öyle. Ama diğer tarafta Tavrin gene beleşten bir kule almayı başardı. Rotasyon problemi nedeniyle rakibin. Şu an üstüne döndüğü için Galacticos'un burada tekrar pozisyon alması çok kolay olmayacak. Saldırının da tekrardan hareket ettirmeye gittiğini görüyoruz. Saldırın biraz daha fiziksel hasara dayalı başlamış bu mücadeleye. Karabaltı standart zaten. Bir de Ashmedi Hydra yapmış. Bundan sonra tank yapacaktır tahmin ediyorum. Yalnız Marshall'la karşı karşıya gelecekler burada. Her ikisi de olay çıksın istemedi. Bir olaysız dağıldılar. Evet, bir Randuin gelecektir. Şu anda metanın en iyi zırh eşyası herhalde. Tankını da arttıracak. Komo orada fideye çekemedi bir türlü Gromp'u. Fideye çekemeyince de bayağı vakit kaybetti ama yani oyun o kadar yavaşladı ki. Taldirin bir kere daha Marshall'la takasa girmek istiyor çünkü Frozen geliyor buraya. Taldirin bakalım tutabilecek mi Marshall'ı? Marshall'ın hala kespiçi var. Frozen Riley. Burada şimdi Riley ve felaket yıldızıyla geldi ama yeterli değil. Riley etkisini hemen gördük yalnız arkasında buz izleri bıraktı. Çok yavaşlatıyor gerçekten. Bu arada Fenerbahçe Baron'a başlamış. Evet, bunu pek belli etmeden yaptılar ama Rogu bunu fark etti. Rogu'dan güzel de bir buzdan sütun arkaya geliyor Marshall şimdi. Marshall bakalım birilerini yakalayabilecek mi orada? Hayır, ışınlanını iptal etti çünkü 3'e tek kalacaktı. Bu arada Japonya ultisi
Boşa gitmiş oldu böylece. Tam ineceği anda geldi. Bu arada Sol Perfect yakalanmış. Taldrin onu yakaladı. Sol Perfect ultisini kendi üstüne atlama yeterli değil. Taldrin buradan çıkıyor. Önde sersemleyen başka bir isim. Koma. Onu da alıyorlar arada. Ve ormancı düştü. Orta koridoru en büyük büyü hasarı riski düştü. Çok rahat bir baron yapacak Fenerbahçe. 1907 Fenerbahçe. Ama Galacticos'un burayı bırakmaya niyeti yok. Şimdi sıçrayla girdi Taldrin'in için. Taldrin'e doğru Marshall. Taldrin oradan çıkmak zorunda kalıyor. Taldrin hala ölmedi. Üstüne dönecek. Taldrin'in hala ışınları var. Onu da hatırlatalım. Mean ultisini Japonya'nın üzerine kullandı ama kovalamaya devam ediyorlar. Felaket yıldızı yeterli değil. Galacticos çıkacak buradan ama Galacticos en azından baronu ufak bir süre durdurdu. Fenerbahçe yalnız barondan çıkmayabilirdi istese. Geri geliyorlar. Galacticos burada bir tekrardan bir şey yapmayı deneyecek mi? Orada inatla orta koridor kulesini işaret eden biri var Galacticos'ta. Onlar baron alırken siz kule alın diyor orada birisi ve onlar da o kuleye doğru yöneldi. 1907 Fenerbahçe burada baronu alan taraf olacak. Orta koridor kulesini bile alamadılar. Galacticos hiçbir şey çıkaramadı buradan. Fjallraut karşılaması anında Marshall'ın düşeceği yere gitti. Ve o belki de iptal etmesinin sebeplerinden biriydi o. Daha sonraki savaşta Taldrin Sospivek'te kendi üzerinde kullanıyor şok dalgasını. Ve savaşın kaderini değiştiriyor Taldrin aynen. Burada. Aynen. Şok dalgasını kullanıyor ama bir işe yaramıyor. Taldrin Sospivek'te devre dışı bırakmış oluyor. Min ne yapıyorsun Min? Min nereye? Pedin aldı ve geri çıktı ama çıktığı yerde 3 tane 1907 Fenerbahçe oyuncusu onu karşılıyor. Rogue buradan çıkmak istiyor. Havada uçuşanlar, saçar tohumlar. Hiçbirisi yeterli değil. Galacticos bir kere daha alt koridorunu kaybetti. Ve aynı anda da Marshall ölüyor. Ondan da bahsedelim. Koma da burada. Oyunda. Bir kere daha. Yükselme liginden sonra Şampiyonluk liginde de bol bol komaya girecekmiş gibi duruyor. Kaçabilecek mi? Pek öyle bir şansı yok. Afet geldi. Arkadan Japan'e vuruyor. Moon vuruyor. Frozen vuruyor. Ve Koma'yı da alan isim Taldrin oluyor. 1907 Fenerbahçe yavaş yavaş artık galibiyete doğru ilerliyor. Oyunu bitirecek süreleri yok yalnız. Muhtemelen imitörü açıp tanklayarak yalnız onu alamazlar. Tanklayarak olmaz o iş. Evet o değişeli çok oldu. Evet. Bayağı bir süre oldu. Yani minyonlar yokken kulelere vurmak mümkün değil artık neredeyse. Ya bir kuleye eğer nişancı falan da bir ciddi hasar potansiyeliniz varsa alabilirsiniz. İşte burada görüyoruz. Min Pedan'ı yakaladığını için almak istemiş. Ya bu kadar yatırım yaptıktan sonra alayım demiş aslında. Yani Min, evet. Yani Min'in bu yaptığı yanlış değil. Yani bu kadar yatırım yaptıktan sonra onu alalım bari. Kesinlikle demiş. Değil ama yani orada roket atlayışını çok daha uzun bir mesafeye kullanabilirdi. Çok daha farklı bir yere kaçabilirdi. En azından Rogue'dan uzaklaştırabilirdi rakip takımı. Yine de orada skoru almayı başarmış. 1-1-3 oynuyor o da. Ya Tristana'nın çok güçleneceğini biliyorduk geç safhada ama o geç safhayı görebilecek gibi değiliz. Çünkü bir eşyaya yakın bir fark var. Pedon'la Mean arasında. Orta koridorda da Frozen eşyalarına baktıkça yani Galacticos olsam ben biraz korkardım. Bu arada evet. Işınlan geliyor arka tarafa bir kere daha. Marshall bu sefer geldi. Moovar'a da yakalanmış durumda ama Marshall da tek başına burada. Marshall 3 kişinin arasında. Hemen sersemlettiler onu. Bir de Freljord karşılaması. Min orada vurmaya çalışıyor ama bitkilik var üzerinde yine. Soul Suprect ilk skoru almıştı. Frozen arka taraftan bir skor, iki skor, üç skor. 3-3 yaptı Frozen. Min kaçmaya çalışıyor. Öteki tarafta Koma var. Frozen burada 4-4'ü istiyor. Onu da bırakmadık Moov. Moov bırakmadığı için şu an raporlayacak Frozen onu. Arka taraftan Japone şimdi Koma'yı yakalayacak. Koma da zaten üstünden o kadar uzak ki. Belki öldürmek uzun sürecek ama rahat bir skor olacak 1907 Fenerbahçe için. Eğer kovalamaya devam ederlerse vazgeçtiler doğal olarak. Ve 1907 Fenerbahçe artık mücadeleyi bitirmeye gidiyor. 20 saniyelik ölüm süreleri. Bakalım zorlayacaklar mı yoksa sadece inhibitörü alıp bırakacaklar mı? Pedin olmadığı için verecekleri hasar sınırlı kalacak. Gerçi tabi yeterince hasar veriyor. Evet, Frozen da tabi belli bir seviyeye geçtiği için 18. seviye olmuş. Dolayısıyla... Ama riske etmiyorlar. Evet, bir Nexus aldılar çıkıyorlar. Bir Nexus kulesi aldılar, bir inhibitör aldılar çıkacaklar. Dağ ejderi var, dağ ejderini alacaklar. Hayatları daha kolaylaşacak bundan sonrası için. Evet, Frozen da... Şu anda o kadar yüksek bir hasara sahip durumda ki. Maçın başında birkaç tane hata yaptı. Ama sonrasında etkisini gerçekten çok net gösterdi. Evet. Yani...
temiz oynadı diyemeyiz ki, pek çok maçı temizdi ama daha sonra Aurelien Sol'le özellikle yani, şimdi öyle açılardan yaklaşıyor ki savaşa. Bu biraz şans, biraz da iyi pozisyon almakla alakalı ama biraz geldi. Bu arada Baron'un etrafında yapılan ilk savaşa çok geç kaldığını unutmayalım yalnız, o şey değil. Evet. Şimdi ama doğru açıdan gelip doğru yerde olursa zaten pasifi sayesinde çok ciddi rahat hasar çıkarıyor. Ve bütün olmuşları net bir şekilde topladı Frozen şu ana kadar. Yalnız o Sejuani Warmog'dan sonra çivili, yeni değişen çivili zırhı da yapmış. Yalnız Paden burada, pardon, Japone burada çok kötü yakalanacak. Japone anında eridi çünkü. Karşı ormanı totemlemeye çalışırken. Bilmediğin semte gitmeyeceğine. Aynen galiba. Öyle. Galacticos kayacılardan çıktı. Biliyorsun kayacıl semti bizim tehlikeli semtlerden. Valla Japone'nin takıldığı yer hiç tekin değilmiş, ben onu gördüm. Son dönemde çok revaçta olan bir eşya. Warmog da şu an Move'un üzerinde. Warmog özellikle Sejuani için, Cho'Gath için falan da çok müthiş bir eşya. Evet. Pasifi çok daha kısa sürede devreye giriyor. %10 bekleme süresi azaltma veriyor ve tabii özellikle yeni değişen Yanardöver'in verdiği toplam can %15'ten %20'ye çıkarılınca bir anda can eşyalarının değeri de arttı. Doğal olarak da Warmog. Yalnız değiştirilen çivili zırh da çok iyi. Belki zırh değiştirdi evet, ama evet. O da can veriyor artık. Ve onu da geçtim. Artık çivili zırhı yapmak için gereken dikenli yelek bile ufak bir çivili zırh etkisi veriyor. Evet. O yüzden çivili zırhın bir anda değeri arttı. Çok daha fazla kullanılır hale geldi. Hele ki fiziksel hasara dayalı şampiyonlar bu kadar gelişmişken. Şimdi 1907 Fenerbahçe bir kere daha Baron'un çıkmasını bekliyor ve 1 dakikalık bir süre kaldı bu Baron için. Orada hazırlıkları yapıyorlar, totemleri atıyorlar. Move pususunu kuruyor. Ama tabii Move'un orada olduğunu bilen bir Galacticos var çünkü toteme göründü Move. Yalnız uzun süre başa baş giden oyunda şu anda 10.000 altınlık bir Fenerbahçe, evet, 1907 evet. Fenerbahçe farkı. 4 ejder üstünlüğü var bir de bak 1907 Fenerbahçe'nin. Tabii Baron'u çıkmasına kırsa ne var? Bu arada karşı karşıya gelecekler, Sauce Perfect. Topunu attı ama iki tanka orada ulti atmak istemedi. Yalnız şunu eklemek istiyorum sana. Her ne kadar maç uzun süre başa baş gitse de oyunun kontrolü hep 1907 Fenerbahçe'de aslında. Ya normal ama sonuçta başa baş gider bir yerde bir savaşta işi değiştirsin ki üst koridorda Baron'un oradaki savaşta belki de Galacticos lehine çevirebilir evet, oyunu. Evet, evet. Orası olur. Oyunun dönüm noktalarından bir tanesiydi. Ya Galacticos için her şeyin doğru gitmesi lazım. O da kritik noktalardan biriydi. Bu arada Baron'un çıkması 8 saniye kaldı. 2 daha ejderi olduğunu unutmayalım Fenerbahçe'nin. Dondurma gibi eritecekler. Bakalım Baron'a girmeyi ne zaman planlayacak 1907 Fenerbahçe? Çünkü şu an pozisyon olarak Galacticos onların Baron'a girmesine izin vermeyecek bir pozisyonda. Gerçi savaştan tabii eşya üstünlüğü sayesinde 1907 Fenerbahçe'nin üstün çıkması çok daha büyük bir olasılık. Ve şimdi yavaş yavaş Baron'a yöneldi 1907 Fenerbahçe. İki daha ejderi artı Kalista farkı diyelim. Paden üstüne dönüyor. Bu da bir 25 saniyelerinin daha olduğunu gösteriyor. Herkes üste dönüyor bu arada 1907 Fenerbahçe'de. Tabii Galacticos'un burada değerlendirebileceği bir şey yok pek ortada. Baron var. Ama Baron'u almak için herkesin burada olması lazım. Yani daha Mii'nin üstünde. Bir de o Baron'a girip 1907 Fenerbahçe üyeleri gelene kadar bitiremezlerse sen o zaman görcün bir şu yani. Bakalım 1907 Fenerbahçe de bekliyor şu an. Galacticos da bekliyor ama Galacticos çok reaktif oynamaya başladı bir noktadan sonra. Yani gelen Fenerbahçe'nin yarattığı pozisyonlara cevap vermeye çalışarak oynamaya başladı ve bu da onlar için büyük bir dezavantaj. Çünkü onların makro oyunları hiçbir zaman yani kazandıkları maçta bile çok üst düzey olmamıştı. Onlar genelde çatışma kovalıyorlardı. Yine aynısını yapıyorlar. Ama dakika artık öyle bir yere geldik ki 40. dakikaya geldik. Burada bir takım savaşını kaybeder. Bir şekilde Galacticos bir takım savaşı kazanabilirse ki aradaki altın farkı Fenerbahçe'yi çok daha avantajlı kılsa da bir takım savaşı kazanmak demek, maçı kazanmak demek. Galacticos buraya getirmek istiyordu zaten karşılaşmayı. Yani şu anda Kalista ile Tristana, yani Tristana'nın yarısı, bu arada 100 milyona çıkmış Kalista ile Tristana farkı. Oh. Buna rağmen şu anda Tristana Kalista'dan daha etkili. Evet. 100 milyon gerideki Tristana. Bakalım 1907 Fenerbahçe belki birazcık da ondan korkuyordur diyecektim ama Aurelien Sol şu an çok uzakta ve 1907 Fenerbahçe 3'e 5 başlıyor, pardon 3'e 4 başlıyor bu Baron'a.
Ama bırakmamalı, devam etmeleri bıraktılar. Gerekiyor. Ve o ışınlan kadar... geliyor arka tarafta ama ışınlanı iptal etti Marshall. Bu bir anda Galacticos'un istediği savaş gelebilir çünkü orada Frozen felaket yıldızını da kaçırmıştı. Felaket yıldızı da kaçtı, Baron da gitti. Zaman da gitti. Halbuki Baron'dan çıkmadan hiç gerek yoktu. Evet ama Marshall Tal'Darin'in ışınlanını iptal edince olmuş olabilir. Bu arada Move yakalandı, Move çok önde. Move'u öldürmek üzereler. Galacticos'un istediği savaş mı bu acaba? Move gitti. Şimdi araya Tal'Darin giriyor. Tal'Darin Solstrefekt'in üzerine. Solstrefekt sıçra attı. Kendini kurtarmaya çalışıyor ama izin vermediler. Frozen aldı o skoru. Koma bir kere daha araya giriyor. 2-2 Frozen. Donduruyor rakiplerini. Zaten eşya dizilimde buna uygun. Marshall oradan kaçmaya çalışıyor ama hayır. Paden vurmaya devam ediyor. Ciğerleri sökmeye devam ediyor. Geriye kalan tek isim artık Rogus ama onun da tek başına yapabileceği bir şey yok ve 1907 Fenerbahçe için galibiyeti önleyecek hiçbir şey kalmadı. Sadece aslında Move yakalandı fakat savaş 1907 Fenerbahçe'nin lehine gelişti. Move'u düşürmeyi başardılar ama daha sonra gelen takım savaşında Frozen'ın artık öyle bir gücü ulaştığını görüyoruz ki Rabadon'unu bitirmiş, hiçlik değneğini bitirmiş, nüfuzunu da kazanmış Frozen'ı orada paramparça etti sadece pasifi sayesinde. 4'e 5 yaptılar savaşı ama aradaki altın farkı, aradaki eşya farkı belirleyici oldu. Bu savaş gerçekten de Galacticos'un alabileceği bir savaştı ama dediğin gibi... Ki alıyorlardı zaten. Burada önemli etkenlerden bir tanesi Sosturfect'in erken yakalanması oldu ve bu da... Mücadeleyi 1907 Fenerbahçe'ye getirdi ama 1907 Fenerbahçe'de son iki savaştan çok mutlu gözükmüyor açıkçası. Onlar da aralarında şu an konuşuyorlar. Normalde temiz galibiyetlerden sonra çok gülen yüzler görürdük. Şu an onlar da yaptıkları ufak hataları düzeltmenin peşinde. Çok net biçimde görülüyor bu.